30 abonede 2,5 milyon Hypixel coin'i, Skyblock coin'i çekilişi var. Bunu unutmayalım. Sadece abone olmanız, like atmanıza gerek yok, fark etmez. Ve yorumlara katılıyorum yazıp oyun içi adınızı yazmanız yeterli. Önceki videoya yazdıysanız yazmanıza gerek yok bu videoya da. Hepsine bakıp her farklı ismi alacağım. İyi seyirler. Selam Nur, bugün size gelişmiş düzeyde bir rehber yapacağım. Önceki videolarımda, hatta yok, iki önceki videomda, şu anda kartta yani sağ üstte i de çıkar illa koyarım. İki video önce yeni başlayanlar için küçük bir rehber yapmıştım. Bu videoda gelişmiş düzeyde, az daha ileri düzeyde bir rehber yapacağım. Şimdi gelişmiş düzeydeyken nasıl diyeyim? En son ki videomda, yeni başlayanlar için yaptığım videoda Ender Armor almanızı söyleyerek bırakmıştım. Ender Armor parçası vardı şurada, ha. Mesela şunun gibi şu Ender Armor alıp öyle bitirmiştim galiba, Ender Armor'u almanız gerektiğini söyleyip göz kasmanızı söylemişimdir. Bugün Ender Armor'u alıp para kasmaya başladıktan sonra peki ne yapmaya başlayacaksınız? Onları anlatacağım. Şimdi nasıl Ender Armor'dan ilerleyip Dragon Armor alıp daha da iyi para kasabileceğinizi anlatacağım. Yani late game'e, geç oyuna biraz daha yaklaşacağız ya da late game'e geleceğiz, geç oyuna geleceğiz, onu anlatacağım. Şimdi ilk anlatacağım şey, Haste 3 potion'ıyla Golden Efficiency 5 Golden Axe alıp Jungle Island, yani şey, ağaçlara gidip ağaç kesmek. Oyuna yeni başladığınızda çok güzel para ve forging skill'inizi de artırmak için, ağaç kesme skill'inizi artırmak için güzel bir yöntem. Şimdi bilmeyenler için hemen anlatayım. Golden Axe'ı zaten kendiniz altından vesaire yapıyorsunuz. Efficiency 5'i almanız için de ben bunu direkt, hatta Golden Axe'ı yapıp 64 level alıp şu Enchantment Table'da bastım 64 level'i. 64 level'lik basınca Efficiency 5'i görürseniz direkt zaten Telekinesis, Silk Touch'la geldi bana. Bence riske atmayın derim ama bence kitap yapsanız daha garantili olur. Kitap yapıp buna kitap yapıp örsten basarsanız kitapları baltaya yeterli olacak ve silk touch gereksiz. Ben silk touch'ı yanlışlıkla yaptım ve rastgele geldi ya. Haste 3 potion'ı yapmak için hemen beraber yapalım beraber. Hemen beraber yapalım beraber. Aynen abi. Şimdi lazım olacak şeyler Haste 3 potion'ı yapmak için bunun gibi. 3 tane cam şişe. Tabii 3 olmasına gerek yok. 30 tane de yapabilirsiniz. Şöyle Breathing Standard, Türkçesini unuttum. İksir standı bir şey. NPC var hub'da. Hemen yerini göstereyim. Hub'da şu bankanın sağ tarafından şu pembe evin içinde. Alchemist var. Buraya geliyorsunuz. Şuradan Breathing Stand satın alabilirsiniz istediğiniz kadar. Nether Ward'larımızı buradan alıyoruz arkadaşlar. Aldık. Hatta direkt water bottle da alabilirsiniz. Yani gerek yok. Ben adamda dolduruyorum genellikle suyunu. Geliyorum. Şuradan hemen. Lan. Eskiden burada farm vardı. Tamam. Buradan suyumu doldurdum. Nether Ward'u aldık. Cold'u zaten kazarak alabilirsiniz. Enchanted Glowstone'dan, pazardan, Enchanted Restore'unu yine pazardan almanızı öneririm. Pazarda açmanız için Farming'de, Mining'de, Forging ve Combat'te level 6 olmanız gerekiyor. Combat dahil mi emin değilim ama 6 olmanız gerekiyor skill'inizin. Bunu da zaten eğer bu seviyeye gelmişseniz gelmişsiniz o kadar. Şimdi Otter Bottellerimizi buraya koyuyoruz. Sonradan Nether Ward koyuyoruz. Bu oluyor. Tamamdır. Şimdi Upgrade Portion'larımız oldu. Upgrade Portion'ların üzerine Coal koyuyoruz. Bu onları Haste 1 yapıyor. Tamamdır. Yine Haste 1'leri yaptıktan sonra Enchanted Glowstone'da koyuyoruz. Bu da olurken son bir kere daha diyeyim. Çekilişi son değil. Sonda bir daha derim. Çekilişi unutmayın. 30 abonede 2,5 milyon Hypixel parası. Aynen. Hypixel Skyblock parası çekilişi olacak. Katılmanızı öneririm. Zaten 17 abone olduk. Geçen video yapıldığında 13 aboneydik. 5 abone falan geldi. 4-5 abone geldi. Eyvallah, adamsınız. Haste 3'ü de yaptık.
Enchant Redstone'un amacı da 3 dakikalık potionları 18 dakika vesaire öyle bir şey yapmak. Ki çok daha iyi yani. İki de bir içmenize gerek kalmaz. 13 dakika iyidir. 18 para. Tamamdır. Haste potionları da bitti. Burada alıyoruz bunları. Artık 3 tane Haste potionumuz oldu. Bunlarla kaç dakika? 20 dakika. Sizinki böyle 17 dakika falandır. Etti sana işte yaklaşık 40 dakika bir odun kasma challenge. Aga alıyorsun. Bir tane backpack almanızı öneririm. Pazardan. Ay pazar demiş pardon. Auction'dan bir backpack almanızı öneririm. Çok işe yarar şeyler. Böyle açıyorsunuz vesaire koyuyorsunuz. Bence bir tane backpack alın. Bir tane hepsine haste touch potion'u koyun. Abi al et haste touch potion'unu. Hatta ben direkt normalde bu portala girecektim. Hava gideyim. Normalde Young Armor'ımı giyip çok hızlı bir şekilde giderdim. Dur nereden gidiyordu lan kafam karıştı şu anda. Ha burada. Abi normalde ben Young Armor'ımı giderdim hızlı bir şekilde yapardım odunu. Ama işte Ender Armor giyince küçük bir dezavantajınız oluyor diğerlerinden. Ona da yapacak bir şey yok. Çünkü zaten bu ağaç kesme vesaire anlatacağım yöntemler kısa sürecek. Hızlıca Dragon Armor'a geleceğiz. Şimdi parka gidiyoruz buradan. Ağaçlıktan geldik en uca kadar gidiyoruz. Buradan şimdi hangi ağaç en karlısı? Tamam mı? Şu anki şu videoyu çektiğim 10 Mayıs gününde en karlı ağaç Spruce odunları. Şu Birch odunlarında genellikle hiç para yok. Bu odunlarda şu anda çok para var. Mesela bakın. Şu anda Haste 3'üm yok. Bu hızlı kırılıyor. Fakat bak Haste 3 içiyorum. Hoptır. Ve yani çok az para veriyorsunuz bunu yapmak için. Şimdi 35 geçiyor. Şu sağ üst tane 35 yazıyor. 35 dakika. 2 dakika yapacağım onu. Tamam mı? Şu odunları atayım. Tam 35'ten başladım. 2 dakikada bakalım kaç para yapıyorum ona bakacağım ve insanların olmadığı lobileri bulmaya çalışacaksınız iki de bu. Böyle gir çık gir çık yapıp az kişinin olduğu yerler bulmaya çalışmanızı öneririm. Şu an Spruce en çok paraya gidiyor çünkü evcil hayvan yapımında kullanılan bir tane şey ve bir sürü kişi alıyor şu anda. Hemen ben hızlıca geçireyim 2 dakikaya. Şu son ağacı da alalım. Tamamdır. Şimdi 2 dakika boyunca yaptım ve bunları satacağım şimdi pazara. Tekrar hava gideyim. Şimdi gördüğünüz gibi 2 dakikada 6800 para. Bence 10 dakikada 60 bin alıyorsunuz. 1 saatte işte 360 bin 350 bin. Bu yine başladığımızda çok güzel bir para bence. Ve hani sadece o da değil. Şurada forging level'ınız var ya onu da kasıyorsunuz forging skill'ınızı ve o da lazım olacak ileride çünkü daha çok late game'de tık 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 vurmalı falan fight'lar yapacaksınız o yüzden. Başka bir diyeceğim para kasma taktiği de pumpkin farm'ı ya da sugar cane farm'ı yapmanız. Şimdi şurada altta gördüğünüz pumpkin farm'ı daha yeni almıştım. Ada boyu var yani bir tane ama katmanı sadece. Diğerlerinde yani genellikle benim seviyemde olan villa da daha çok olabiliyor. Böyle kat 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 yapıyorlar. Bunu öneririm size. Başta yine çok güzel para getirir ve yapması neredeyse hiç böyle parası. Çok az para istiyor. Yapmanız gereken şey bir tane çapa alıyorsunuz. Topraktan uzun uzadıya bakın ben mesela oyunun başında uçabildiğiniz ay aman hemen neyse konuyu hemen değiştirdim da uçabildiğiniz bir şey var. Eşya var. Magical Soup diye. Hypixel Skyblock'ta Auction House'a eğer ekranda yazan şeyi yazarsanız bulabilirsiniz. Ben abi basmıştım. Tamam sağ tıklık atıyorsunuz hatta vardı galiba. Aynen. Magical Mushroom Soup. Buna sağ tıklıyorsunuz uçabiliyorsunuz adanızla. Ben buna sağ tıkladığımı hatırlıyorum. Şuradan toprakla ya da aynen cobblestone'la gelmişim böyle. Aşağı geldim. Ha, gel 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 gel. Durdum. Hatta şurada da başlamışım. Bu da eskiden yaptığım pumpkin farmı. Bu adam gibi yapmıştım. Yaptığımda şuradan aldım.
Buradan sona kadar gittim. Oradan da sona. Bu son değil galiba bu tarafın. Ya bu taraf ya da bu taraf tam son değil ama galiba bu taraf tam son değil. Aynen. Neyse olabilir, emin değilim. Neyse geldim. Normalde ben Sugarcane Farm'ı yaptım ama madem bugün Pumpkin gösteriyorum, bunu göstereyim. Şimdi toprak, yani şey yapıyorsunuz, çapalıyorsunuz bütün bu şeyi. Yani bu toprak düzlemi yaptıktan sonra çapalıyorsunuz bir yolu, çapalıyorsunuz bir yolu, bir yol boş, bir yol boş, çapa çapa boş boş, çapa çapa boş boş, çapa çapa boş boş. Bunu başta çok küçük de yapabilirsiniz, fark etmez, büyütürsünüz ama adınızı da yapmayın yukarıda, aşağıda yapın. Çünkü ileride büyütmek, eğer de büyütmek isterseniz, ki genellikle istiyorsunuz yani ileride, artık ilerleyince, bak ya kırdım orayı. Neyse. İlerleyince ilerletiyorsunuz zaten buraları. O yüzden öneririm yapmayı. İyi de para getiriyor oyun başına, nasıl diyeyim, mesela diyelim sıkıldınız ağaç yapmaktan. Adınıza geçiyorsunuz AFK pool'unda, AFK suyunuzda oturuyorsunuz böyle bir yarım saat falan. Sonra geliyorsunuz pumpkin kasıyorsunuz. Küçük bir para geliyor hani ağaç kasmaya başlamadan önce. Bunu da diyeyim dedim, böyle yine küçük bir şey. Para kasma taktiği, ayrıca yine Golden Axe'inizle kasacaksınız pumpkinlere. Şimdi diğer bir şey ise bu oyunun kısmında, bu oyunun bu kısmında minyonlar da etkiye giriyor. Böyle minyonlar da size artık para kazandırmaya başlıyor. Ki oyunun başında çok fazla para istemeyen, nasıl diyeyim, fazla para kasmanızı istettirmeyecek bir minyon, Clay minyonu. Sadece bildiğin para kasmak için yapılmış bir minyon. Eskiden herkes Clay minyonu yapardı mesela. Hala yapan var Clay minyonları kullanan. Ve çünkü iyi para getiriyor. Şu an mesela pazarda satabileceğiniz bir sürü garip garip şeyler var. Minyonlar var. Benim o minyonları önermem doğru olmaz. Çünkü fiyatlar çok hızlı değişiyor. Tamam mı? Mesela bir ara Lapis minyonu çok iyiydi. Herkes Lapis minyonu dedi. Lapis minyonu düştü. Fiyat şeyi. Lapis minyonu kazandı. O yüzden Clay minyonu sabit para kazandırıyor genellikle. Hep ortalamanın üstünde iyi bir para kazandıran bir minyon, Clay minyonu. Öneririm bayağı. Clay minyonu yapmak için şu anda gösteremeyeceğim gerçekten. Çünkü ben hiç balık tutmadım hayatta. Nasıl ben Clay minyonunu açtım? Ben dilendim arkadaştan, insanlardan. Arkadaşlar bana bir tane Clay minyonu verdi. Clay minyonu 1. Ya da hatta lobilere girip yazabilirsiniz. Clay minyonu 1 satın alıyorum işte. 10 bin, 50 bin, 100 bin. Hani öyle bir şeyler yazıp alabilirsiniz. 100 bin vermeyin sakın. Yani maksimum 50 bin falan verin. 50 bin, aynen. 20 bin, 50 bin. Çok ucuz ama fazla ucuz ya. Hani 20 bin iyidir. Birinden alın. Clay minyonu 1'ini. Koyun. Ve şu Enchanted Level Bucket ve Super Compactor koydum. Bunlar bu hızlandırıyor. Bu da bunları enchanted yapıyor otomatik. Oyunun başında biraz zor alabileceğiniz şeyler. O yüzden önermem. Şimdi koydunuz Clay minyonu bir gün çalıştı. Bir gün çalıştığında aldınız içindekileri. İçindekileri alıp yine Clay minyonu yapıyorsunuz. Zaten Clay minyonu açılmıştır eğer bir gün boyunca kastıysa. Böyle bütün adanızdaki minyon slotlarını dolduruyorsunuz. Ve minyon slotu demişken, minyon slotu kasmak da önemli oyunun başında. Minyon slotu kasmak için şahsen ben böyle her minyon türünden farklı farklı minyonlar koymadım. Bir ara yapmaya çalıştığım dönemler vardı fakat yapmadım. Genellikle millet öyle yapıyor fakat ben yapmıyorum. Çünkü Snow minyonu koyup, mesela bu şu anda çok para getiren bir minyon. Bu minyonları koyup bunun parasından gelen parayla minyon slotu açarsam çok daha hızlı oluyor yani. Ben onu öneririm. Clay minyonunun parasıyla. Anam. Ne yapıyorsun lan? Clay minyonun verdiği parayla pazardan eşyaları alıp yeni minyonlar yapmanızı tavsiye ederim. Ben öyle yaptım. Size de öyle tavsiye ederim. Şu anda benim 16 minyon slotum var. Çok da iyi değil diğerlerine göre. Ama yine bir şey yani. Tamam, şimdi para biriktirdiniz. Minyondan. Ağaç keserek. İşte buğday kestiniz. Odur budur. Para yaptınız. Abicim en sonda gittiniz. Young Armor'ı aldınız, tamam mı? Şu. Hemen şöyle giyeyim. Bu şu anda fiyatı 4 milyon 5 milyon arası bir şey.
Genellikle 270 hız falan verir bu. 270, tamam mı? Bununla çok daha hızlı ağaç kasarsın. Anam 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 ne yapıyorum? Neyse, çok daha hızlı para kasarsınız ve bu armor'ı aldıktan sonra yapmaya başlayacağınız şey tekrardan göz kasmak. Tamam mı? Summoning Eye kasmak. Burada başlamanız gerekiyor. Küçük bir hızınız olduğu zaman başlayacaksınız. Daha en başta başlamak yanlış olur. Böyle Ender Armor'la hani tamam yavaş yavaş yine kesersiniz ama çok hani verimsiz olur. Tamam mı? Alıyorsunuz Young Armor'unuzu. Gidiyorsunuz göz kasıyorsunuz Ender'in içinde. Ben şimdi gidip kasmayacağım. Hani kasarım da. Şimdi önereceğim tek şey var. Göz kasma videomu izlemeniz. Yine kartta sağ üstte iyi de şu an koydum. Herhalde gözüküyordur. Orada ben detaylı bir şekilde nasıl göz kasabileceğinizi anlatıyorum. İzlemenizi tavsiye ederim. Çünkü hani direkt detaylı bir şekilde Summoning Eye kasmayı anlattım. Tekrardan kısaca özet geçeyim. Benim şu anda yaptığım Young Armor'da nasıl 290 hız alıyorum ya. Eğer ben Unpleasant'a gerek yok. Obsidian Chestplate'imi çıkarıp ya Farmer Boots'umu çıkarıp bunları takarsam 274 hızım oldu. Ve eğer bunları böyle koyarsam bir kenara, sadece kılıcım, hani bunu kılıcım gibi farz edin. Şu pazardan gelip, bir dakika, param yetmiyor şu anda. Pazardan gelip Obsidian'a tıklayıp bütün envanterimi doldurmasını söylersem hızım 480 oluyor. Ben bunu önerdim göz kasmak için ve şu full inventory şeyimde de çok sinir. Bir tanesini atalım full inventory demesin. Böyle yapmanızı çok tavsiye ederim. 390 hız verdi bana mesela. Daha hiçbir hız falan şeyi bile. Yani hız iksiri bile içebilirsiniz isterseniz. Hızı yapmak da çok kolay. Şahsen ama gerek yok bence fazla hani. Boş boş harcamaya gerek yok parayı. Normalde ben şu anda videoyu çoktan bitirdim. Fakat küçük bir yöntem daha aklıma geldi. Gerçekten işe yarayabilecek. Zaten daha düzgün, daha farklı yöntemler var. Yani belki yorumlara yazabilirsiniz. Fakat benim şu anda bu gerçekten bu durumlara daha hızlı nasıl gelebileceğini, nasıl diyeyim, böyle daha geç oyuna, orta geç oyuna daha hızlı nasıl gelebileceğinizi anlattığım bir şey yani böyle. Ben olsam böyle yapardım anlamında anlatıyorum ben daha çok. Şimdi son söyleyeceğim taktik ise AH Flipping. AH Flipping dediğimiz Auction Master'dan bir eşyayı pazarda satılan fiyatından daha ucuza alıp pazara satmak. Nasıl diyelim? Mesela bir tane göz kastınız diyelim, tamam mı? Hemen göz parası, göz eğer düşürürseniz şöyle 570 bin para aldım. Tamam mı? Bu bir gözün parası. İlk gözünüzü aldınız, yuhu yuppi yuppi falan ama bakıyoruz. Şimdi benim en çok fliplediğim şeyler auction'dan alıp yaptığım şeyler şu Enchanted Lava Bucket. Tamam mı? Bir sürü konuluyor bunlar. Hala niye bilmiyorum. Şu an bakın sell price'ı bunun, yani satabileceğiniz para 420 bin. Eğer bir kız gidip burada oyun siler misin bu arada kişi? Niye görünüyor? Ha. Biz gidip buradan Enchanted Lava yazarsak buradan Tools and Music'e girip buradan bakın saatte ending sonu değil most bits'e kadar gidip en son sayfaya gidersek burada hiç bitlenmemiş Enchanted Lava Bucket'lar var. Bunlar bakın mesela 50 bin 50 bine koymuş mesela burada. Ben güzel para yaparım buradan. Hemen geliyorsunuz. Buradan para alayım. 10 milyon aldım, tamam. Siz bir tanesini yapabileceksiniz. Bir tanesini yaptığınızda işte mesela diyelim yatacaksınız ya. Yatmadan önce koyun buradan bir tane bit. Sabah kalktığınızda 40 bin 50 bin olur. Ve mesela diyelim 3 tane falan göz düşürdünüz. 5 tane falan alabiliyorsunuz ki 5 tane alıp bir tanesinden kaç bin yapıyorduk? 40 bin falan. 5 kere işte her sabah kalktığınızda bir 200 bin olabilir mesela bu 6 saat. Hemen buna koyuyorum 380 bin. Hop. Arada şey bazıları arada üstüne para koyuyor yani sizi outbidliyor. Ama yapacak bir şey yok. Yarısı duruyor genellikle. Ben mesela 20 tanesine koyduysam bile yarısı sabaha duruyor. Yarısı durmuyor.
Mesela 11 saat 2 tane koymuş. 380 bini 2 ile çarp. 760 bin hemen. Ay 7,6 milyon girsem ya. Tabii emin olayım bir daha. 3, 6, 8, 1, 6 oradan evet. Hop. 2 tanesine 760 bin koydum. 11 saat. Buradan bakıyoruz. Mesela şunlar 450 bin 3 saat. Yok 450 bin istemiyoruz. Burada 6 saat hop. 380 bin. Bu 6 saat olanlar genellikle yeni konuluyor ve yeni konulduğu için çok kişi görmüyor. Buna mı koyduk biz? Aynen. 4 tane. 2 tane 780 verdi. Yok bu kadar etmiyor canım. 24 saat yok. Hemen bakıyorum biraz daha. Mesela buna ben koymuşum. Bu yeni gelmiş buraya. Hemen buna da 380 bini yapıştırıyorum. Tamam şu anda olabilecek hepsine koymuşum ve 8 pardon burada 2 tane var. 9 tanesine koydum. 9'unu da kazanırsam eğer buradan 9'unu da kazanırsam yani 6 saat sonra 360 bin para yapmış olacağım ki bu da yani bir gözün 4'te 3'ü. Bu da güzel bir para taktiği oyunun başında, para kasma taktiği oyunun başında bence yatmadan önce hatta uyurken para kasıyorsunuz 6 saatlik olanlara koyup 11 saatlik de vardı da arada yani. Böyle dikkat edin sakın böyle şey olmasın böyle 10 günlük falan 10 gün boyunca paranızı alamazsınız dikkat edin. Tamam şimdi normalde ben videonun sonunu çoktan çektiğim için şimdi o klibi koyacağım videonun sonunu çektiğim klibi hadi eyvallah. Şimdilik bu kadar çünkü hani bu kısımda oyunun sadece göz kasmak geçiyor bildiğin göz kasmak ve minyon kasmak ve minyondan aldığımız para vesaire. Bu oyunun bu kısmından sonra geç oyuna geçiyoruz yavaştan yavaştan tamam mı? Ve küçük bir şey daha ekleyeceğim sakın ama sakın almıyoruz. Şu Protector Armor'ı almıyoruz. Protector Dragon Armor'ı. Old Dragon Armor'ı. Unstable. Unstable bile almayın. Boş. Çok boş. Young, Strong ve Superior gitmeniz gerekiyor. Tamam mı? Boş. Wise Armor. Boş. Gerek yok. Wise Armor eskiden olsa gerek var değil de işe yarayabilir bir şeydi. Böyle nasıl diyeyim? Mananın yarısı sadece kullanıyordun. Mesela diyelim Aspect of the End sağ klik tıkladığında 50 mana gidiyor ya. 25 mana gidiyordu. OP'di ama artık 30 33 mana falan gidiyor. Daha da kötü oldu. Hiçbirini önermiyorum. Sadece almanız gereken sıra şu. Young Armor, Strong Armor ki aynı fiyatlarda neredeyse. Ama Young'la çok daha hızlı para kasabilirsiniz Ender Armor'dan. Young'u alacaksınız sonra Strong'a para kasacaksınız Summoning'a ile. Ki yani kaç tane Summoning'a bir düşüneyim 10 tane falan yani fazla uzun değil. Strong'u aldıktan sonra bu ikisi olunca elinizde ikisi Young'u hayatta satmayın. Young hep işe yarıyor. Ben mesela şu anda bende Superior Armor var. Yok Young hala işe yarıyor abicim. Gidiyorum bununla kasıyorum full. Tabii öyle obsidyenle kasmıyorum ama Young ah, kırdım sandım. Ne oldu ya? Bir Young Armor'umu alıyorum. Çata çata kasıyorum. Anlatabiliyor muyum? Hala çok işe yarıyor. Hiç satmayın. Ben Strong'umu da sattım. Şeyden sonra. Spirit'i aldıktan sonra. Çünkü daha fazla vuruyorum yani Spirit'i. Tamam. Strong aldığınızda Strong'u late game geç oyun geri başlıyor. Ve geç oyunda da daha çok öldürmeli para kasma yöntemleri oluyor. Zealot dışı. Biraz daha yöntemler var. O yöntemleri de farklı bir videoda vereceğim. Abicim izlediğin için sağ ol. Videonun başında dediğim gibi çekiliş var. 30 abonede. 30 abonede çekilişe katılmak için 2,5 milyon coin çekilişine katılmak için yorumlara katılıyorum diyorsunuz. Oyun adınızı yazıyorsunuz yeter. Önceki videoları yazdıysanız adınızı o yeterli. Yani bu videoda yazmanıza gerek yok. Eğer bu serinin devamını geç oyun devamını istiyorsanız yazmayı unutmayın. Bir video fikri varsa aklınızda yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için sağ olun. Görüşürüz. Bay bay.